değerli Artı Televizyonu izleyicileri, adına verilen ödül ve Necip Fazıl Vakfı'nın itirazlarından hareketle Necip Fazıl'ın tarihsel gelişimi ve görüşlerini irdeliyoruz. Ayşe, kişisel tarihinin önemli bir parçası olması nedeniyle istersen şeye girelim. Demokrat Parti, çünkü çok önemli bir organik ilişki dönemi var. Evet. Ve artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı da sözünün endazesinin en uç bir yerden dillendirildiği bir dönem. Demokrat Parti ile Necip Fazıl ilişkisinin serencamı. Serencamı ne? Çünkü evet. Bir hayli karışık ilişkiler yine, dönemi. Yani daha sonradan Yasao'da da itiraf ettiğine göre daha 49-51'de başlamış. Örtülü ödenekten para aldığını kendisi de söylüyor orada. Ama yine bu şeyi, hani bir yandan fikri açıdan Büyük Doğu, işte Nihal Atsız, Cevat, Rıfat Atilhan, Rıza Nur gibi ırkçı Türkçüler bir yandan. İlginç değil mi? Normalde bir araya gelmeyeceğini zannettiğimiz farklı farklı aynen. örgütsel ve ideolojik akımların aynen. liderlerinin Said Nursi aynı ve daha garibi Arif Oruç. Arif Oruç bile burada Büyük Doğu'da bazı makaleleri çıkıyor. Düşünebiliyor musun? Ona da kapı açmış. Belki o dönemde o başlangıç bir dönemi olabilir Arif Oruç'un, çünkü sonuna sonra kadar biliyorsun hani yoksullukla ve mücadeleyle geçmiş bir hayat pratiği var. Var, evet. Bir yandan böyle bir şey yapıyor. Bir yandan da arka planda o kötü alışkanlıkları sürdürdüğünü nerede görüyoruz? 4 Mart 1951 tarihli gazetelerde bir haber. Kumarhane baskınında ünlü işte şair Büyük Doğu'nun şeyi Necip Fazıl da yakalandı diye hakikaten şöyle şeyleri polisin önünden çıkıyorlar. Kendisi bu olayı defalarca farklı şekilde anlatıyor. En ilk tepkisi 30 Mart 1951'de, yani 25 gün sonra Büyük Doğu'daki açıklamasında, göya oraya Efe ve Külhani soyundan silahlı bir adam bulmak için gittik. Niye? Büyük Doğu'yu korumak için insan arıyormuş. Bir tane bir açıklamasında sosyolojik merak etmişler. Orayı incelemek için gitmişler falan gibi açıklamaları var. Ondan sonraki 70'te de diyor ki hatıratında, bu bana Demokrat Parti'nin tuzağıydı diyor. Halbuki kumarhane baskınından 20 gün sonra Demokrat Parti'nin bir İzmir'de galiba. İzmir İl Kongresi'nde konuşma Menderes'i alkışlıyor orada mesela. Yani o zaman söylemediği şeyi 70'te birden bana komploydu diyor. Ama o şeyinin de bunu zaten Kadir Mısıroğlu, o da biliyorsun sağın fesli tarihçi İslamcı diye. Sağın. Evet şeyi Necip Fazıl için şöyle der. Bilmiyorum sen de okumuşsundur. Amelde de İslamcı olsaydı eğer maazallah, yani namazını, orucunu, İşte haccını, umresini yapsaydı ve de tavır ve davranışlarıyla da İslam adabına uygun yaşasaydı, bu diliyle ve bu söylemiyle kıyama, yani isyana, kalkışmaya götürürdü ülkeyi. Çok büyük felaketlere yol açardı diyor ve hiç sevmiyor aslında onu. Yani aslında hiç kötü bir model olarak iyi ki, görüyor. İyi ki amelinde, sosyal hayatında İslamcılar gibi yaşamamış da İslamcı kadrolar ona o dönemde inanmamış. Aynen öyle yani. Evet, hayatını yani bildikleri için arkasından Kadir müthiş bir giden yok. Söz konusu bu bir konuşma ve videoları dolaşıyor. Aynen öyle. Tıpkı İsteyen keşke bizim Yunan olabilir. Bizi işgal etseydi de Cumhuriyet gelmeseydi sözü gibi. İzleyiciler bence baksınlar. Kesinlikle. Hani şey de ilginç aslında, bu iktidarın en muteber iki şahsiyetinin birbirleri hakkındaki görüşleri bu anlamda. Evet. Her şeye rağmen ziyaretine gidilen, Diyanet elbisesiyle, cübbesiyle gidilen Kadir Mısıroğlu'nun iktidarın neredeyse en önemli rol modeli figürü, aydın tipolojisi Necip Fazıl'a dair söyledikleri. Gaddara, yani çok ağır laflar ediyor aslında yani, hem videolarda hem de Ayşe, kitabında. Ayşe, bu üç açıklama, üçünün de birbirleriyle çelişkili olduğu dikkate alınacak olursa, aslında aynı zamanda duruma göre söz üretme, sözler arasında tutarlık arama kaygısından tümüyle yoksun bir şahsiyet karşısındayız. Kesin. Dediğin de çok önemli. Demokrat Parti'nin bir müddet sonra kongresinde konuşacak, bu aslında bir biat. Evet. Bir evet. yeni yol. Evet. Yeni bir para kaynağı bulma.
Kesin. Daha sonra bunu da bir şekilde artık Demokrat Parti çizgisinden köklü bir şekilde ayrıldı. Sonraki dönemde evet. de itiraf mesela etmiş olacaktır. Demokrat Parti ile yani alakaları açısından şöyle bu örnek olur mu? Bu meşhur dolandırıcılardan Selçuk Parsadan vardı biliyorsun. Bunun babası, Sabahattin Parsadan diyor ki bunlar ikisi kankaymışlar yani öyle gençlerin tabiriyle. Bir zamanlar Allah rahmet eylesin Ziraat Bankası Genel Müdürü Mithat Dülge'ye gider ve ödenemeyecek hesapta diye arkasında yazı bulunan bonolardan alır gider 5'er 100 lira alırdık. Bilhassa Necip Fazıl. O zamanlar Büyük Doğu adlı dergiyi çıkarıyordu. Parasız kaldık mı ya oraya ya da başbakanlığa doğruca Ahmet Salih Korur'a giderdik. Necip Fazıl ile birlikte kapıda beklerdik. Bir de yani sen gözünün önüne geliyor mu hani nasıl bir müptezel bir durum aslında. O zamanlar 500 bin ya da 750 lira bir deftere imza eder parayı koparırdık. Ama o zamanlar bunlar çok büyük para. Mithat Bey Ziraat Bankası'ndaki özel hesaptan Ahmet Salih de örtülü ödenekten para verirdi bize. Ahmet Salih aynı zamanda zamparalık arkadaşımız Allah rahmet eylesin diye anlatıyor. Ki nitekim 60 darbesinden sonra Demokrat Partililerin yargılandığı yasada duruşmalarında da hani bu iftira değil kendisi de kabul ediyor. Diyor ki ben bir de 1952'de de Osmanlı Bankası aracılığıyla da 30 bin lira kendisine kredi verilmiş. O sırada hapse düşmüş. Eşi Neslihan Hanım'a verilmiş bildiğim kadarıyla. Ve 30 bin liranın karşılığı da ne diye merak edenler olur. O zaman bir Austin kamyon çok önemli bir araç o zaman ve nadir 5 bin lira. Yani 5 kamyon parası da vermişler. Kendisi mahkemede diyor ki ben 147 bin lira aldım örtülü ödenekten diyor. Yani bizim yani 5 bin lira olduğuna göre bir kamyon 147 bin liranın kaç 50 kamyon yok 30 kamyon parası olduğunu kafalarda hesap yapsınlar diye hatırlatmak istiyorum. Söz konusu bu mahkeme tutanakları hepsi zabıtlı evet yasalarda zabıtları. Orhan Erinç 23 Aralık 2017'de Cumhuriyet'te yazdığı makalede söz konusu bu zabıtlardan hareketle 1951'de 5 bin doğrudan başbakanın Menderes'in emriyle. Bravo. 52'de 50 bin muhtelif tarihlerde ek ödemeler. 54'te 18 bin, 55'te 10 bin, 56'da 34 bin, 57'de 5 bin, 58'de 10 bin lira para 59'da da 10 bin lira. Tevfik ileri aracılığıyla. Şimdi... Artı senin işaret ettiğin eşi Neslihan Kısaküre'ye verilen bir 3 bin, bir 2 binle birlikte Orhan Erinç 147 bin. Yani evet, Necip Fazıl'ın söylediğin. Onun kendi rakamı çıkıyor. 147 bin 500 lira. Şimdi bu sırada varmış, dönem dönem para almakta zorlanıyor. O dönemlerde de Menderes'e doğrudan mektupları var. Evet. Mesela çok ilginç bu mektuplar. Aslında sen banka önünde duruşunu bir hayal edin dedin evet, ya. Aslında mektuplarda hayal etmeyi bile gerektirmeyecek. Her türlü örneğin şantaj var, yalvarma var. Mesela her şeyi sizin uğrunuza risk ettim diye Menderes'e yazdığı mektupta. Müsteşar Bey'den 2500 lira... ve mecmuanı çıkar da görelim sonra yardım edelim cevabı gelince bu diyor bana itimatsızlık diyor bundan çok kırıldım diyor. Ben parayı alır da mecmuayı çıkartmam veya çıkarırım da uygunsuz istikamette mi tutarım? Yani size, korkmayın. Ben ki her şeyi uğrunuza riske etmiş. Bak. Her defa mükemmel eseri vermiş ve bu kadar tecrübe ve çileden geçmiş bir adamım diye Menderes'e evet, yazıyor. Evet. Sürünmekteyim diye devam ediyor. Benim yaptığım yapanlara hükümetler ve rejimler servetlerini, nimetlerini yağdırırlar. Siz bana az veriyorsunuz. Evet. Yani 30 kamyon korkmayın, dedin değil mi? Evet 30 kamyon kamyonluk para. Hala bir dergi çıkacak. Alt tarafı da yani hani evet. bir bilmem kaç bin tirajlı bir günlük gazete falan değil yani. Evet. Bir dergi için bu kadar ediyor. Para talep ediyor. Evet. Bütün bunlara karşı 15 bin lira zarar çarpıtılmış. Bir de buna bir demek ki belli bir yolsuzluk yakalanmış. Daha nice kasıt ve sabotajlara karşı yalnız bırakılmış ve sürünmekteyim diyor. Arkasından haftalardır Ankara'nın bu hücra ve müzevi otelinde cinnet temininden ibarettir diye devam ediyor. Affedersin, buhranlar içinde çırpınmaktayım
bu münzevi otelde. Evet. Bütün istediğim zarara birkaç damla 20 bin lira temininden ibarettir. Yani 4 kamyon parası istiyor. Evet evet yani. Küçücük bir, şimdi insanlar anlamaz kaça tekabül ettiğini diye hatırlatıyorum. Bunca muvaffakiyetten sonra uğratıldım bu hal ve düştüm şeref kırıklı hayatıma mal olabilir. İntihar edeceğini iddia ediyor. Evet, onda da tehdit. Artık Necip Fazıl hakkında Menderes'e hakkında olmak mı olmamak mı kararı sizi de üzüntüden kurtaracak şekilde verilmeli. Yani ben intihar edeceğim, sen çok üzüleceksin. Hani sen üzülme, bana para gönder. Evet. Ve bu iş bitirilmedir. Ben kararlıyım ve her şeye razıyım diyor. Korkunç bir durum. Evet, gerçekten. Yani bir aydının hani bir düşebileceği aydının, en kötü pozisyonda. Evet, evet, sol aydın tarihinde asla görülmeyecek bir şeydi, evet. Ama gerçekten bir aydının sol sağ olması da gerekmez. Evet, evet. Yani okumuş, etmiş, Batı kültürünü evet. tanıyor, bir tahsil, felsefe okumuş vesaire vesaire. Yani böyle bir insanın iş bulma derdi olmayan, evet. bilmem ne olmayan, evet. yani korkunç bir durum gerçekten. Hani bu açıdan baktığımızda etik açıdan, ahlaki açıdan da evet. Necip Fazıl'ın özellikle onun takipçisi olan insanlar nezdinde gerçekten bence... Bu evet örtülü ödene kısmı bunları yazıyor. Sonradan şimdi onun şeye de en büyük hapis eleştirdiği yani CHP dönemindeki hapse bakayım ne kadardır? 8-9 ay hapis yatmıştır, girmiş çıkmıştır. Bu Demokrat Parti döneminde 22 ay hapis cezası almıştır. Bu da enteresandır. Nitekim o kadar kızmış ki 1970'te yazdığı Benim Gözümde Menderes kitabında bir kere Menderes dönemini şöyle ayırır. 50-54 arasını hedefsiz gayret devresi. Bunun böyle bir de o sözcük evet. oyunları böyle akılda kalacak egzantrik cümleleri tamlamaları aslında var. Aslında bu yanıyla bir söz ustası. Söz ustası. 54-57 arasında boşuna zahmet devresi. 57-60 arasında boyuna gaflet devresi diye ayırıyor. 70'te de diyor ki o kadar yiyor içiyor parasını ama tatmin olmadığı anlaşılıyor mektuplardan ki bu mektupları 2014 yılında sanıyorum Habertürk gazetesinin gazetecisi. Evet, ben Habertürk'ten zaten ortaya aktardım. Çıkardığında büyük tartışmalar olmuştu. Üstelik yani. Mesela daha sonraki yazdığı resmi tarihin aksine 56 ki sonraki mektuplar var. Menderes'le çok iyi diyaloğu olan. Mesela ellerinizden dudaklarımı derinize yapıştıracak ve hiç ayırmayacak bir hararet ve merbubiyetle öperim. Menderes'e yazdığım mektuptan bu cümle. Şimdi böyle, bu tarihi var mı bunun? Bunun tarihi bu da yok ya, not etmemişim. Yani sonraki resmi tarihte ama kendi resmi tarihinde bu dönem olumsuzlanıyor. Oysa ve şöyle diyor nitekim o kitapta Menderes, eğer Allah İslamiyet'i koruduğun yalanını, Menderes'e diyor bunu, sana o beyin yırtıcı ve yürek delici yalnızlığının içinde doğrulttuysa sen bir şehitsin ve Allah'ın Resulü'nün iltifatına layıksın. Eğer yalanını diye orada geçiriyor. Sonra da elveda Adnan Bey. Ondan sonra onunla ilişkisini kestiğini iddia ediyor. Fakat bu dönemin başına bir arada da şey olayı var, onu unutmayayım. Ahmet Emin Yalman'a suikast, Hüseyin Üzmez adlı evet. hatırlarsan evet, küçük bir kıza tasallut'tan ceza yedi ve bütün İslamcılar olur mu canım işte peygamberimizin de sünneti o yaşta evlenirden başlayarak gayet normaldir den başlayarak sonra iddia edildi suç iftira denilerek akladıkları bizzat bu adam. Ahmet Emin Yalman'a Yahudi mason bilmem ne diye suçladıkları adama suikast yapar ve burada Necip Fazıl'ın da şeyi vardır, parmağı vardır. Hatta şey yapar, o da oradan bir yargılanır ve şey yapar, ceza alır bu olaydan. Özür dilerim, beraat eder, yargılanır, beraat eder. Ama bu şeyi, hikayeyi yani gayet övünerek de paylaştıkları bir şeydir onların, böyle bir şeyi var. Ama önemli sana topu vereceğim. 51'de Büyük Doğu'da yine Cumhuriyet'in en ileri gerçek mevkureleşmiş türü dediği baş yücelik devletini takdim eder. Ve bunu 68'de ideoloji örüntüsü adında kitaplaştırır. Ama 68'e gelmeden topu sana bırakayım. Nedir bu baş yücelik devleti? Çok önemli bir şey. Aslında baş yücelik devletinin öncesi Abdülhamit'ten yani bu coğrafyanın, bu tarihin, bu ülkenin tarihinin ilk anayasasını, ilk meclisini lağvetmiş. Mehmet Akif'in
ifadesiyle iblisten bile, iblise bile rahmet okuttun denilen. Yine Mehmet Akif'in ifadesiyle 33 yıl şeriat diyerek bu halkın ensesinde oturdun diye suçlanan kişiden bir Ulu Hakan portresi çıkartır. Bu Ulu Hakan portresi, yani tek adamın kadri mutlak iktidarı, ağzından çıkan her şeyinin Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olması hasebiyle, emir-i müminin, müminlerin emiri olması hasebiyle her şeyinin meşru olduğu bir Abdülhamit portresi, bir Ulu Hakan portresi çıkartır. Bu portrenin devamı ve onunla örtüşen sürecin içinde de işte baş yücelik devleti, yine tek kişinin kadir mutlak olduğu bir çerçeve. Şimdi bu aslında Necip Fazıl'ın Türk siyasi hayatına en önemli katkısı veya zararı dersek Abdülhamit'e dair çizdiği o Ulu Hakan portresi yanı sıra bu baş yücelik devleti. Şimdi burada diyor ki halkı kendi nefsini aşan hakiki hakimiyet planına çıkartmak için, sanki halkın çıkarı için başlayan cümle, onu hakka esir etmekten ve başıboş kalabalıkları başı bağlı münevverler iradesine tabi ve mahkum kılmaktan başka bir yol yoktur. Bu başı boş kalabalıklarının başını bağlayacak münevverlerin başında da baş yüce diye tabir ettiği işte Abdülhamit pratiğinden de gelen yeni döneme, sonraki döneme bir siyasal rejim tablosu çizer. Otokrat. Şimdi, böyle. Otokrat. Evet. Astı astık dediği dedik. Kestik. Ağzından çıkan söz Tanrı'nın yeryüzündeki ihtiyaçlarından hareketle şekillenen, İslamcılıkla gerekçelendirilen ama İslamcılığın nasıl yorumlanacağı yetkisini buna bırakan, işte 45-65 yaş arasında bir seçilmiş ama seçilmiş derken hani halkın seçtiği değil, çünkü demokrasiden nefretle söz eden bir kişiden söz ediyoruz. Bir topluluğun başındaki kişi, yüceler kurultayı diyor bu işte 40-65 yaş arasındaki 40 kişiden oluşan reis kürsüsünün arkasına hakimiyet hakkındır. Burada aynı zamanda işte 1943-45'lere kadar süren ve Türkiye'deki cumhuriyet rejimini öven medeniyet övgüsünün tersine döndürmesi ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ki demokrasinin ABC'si, amentüsüdür. Bunun yerine tam tersine halkın başını sıkı bir şekilde bağlayıp yerine hakimiyet hakkındır cümlesi yazılan kanun onun kanunu, devlet onun devletidir. Devletin de her bakımdan başı bağlı, tek fert ve şahsiyet nezdinde mıhlanmış, odaklanmış, remzleşmiş, bağlanmış, nihai ve merkezi bir makam ifadesidir diyor baş yücelik devleti. Devam ediyor, bütün selahiyetler beşeri haddin en üstünüyle eline teslim edilmiş kamil bir fert. Nereden bulacaksak böyle bir ferdi. Baş yüce milletini tek şahıs içinde yekünleştiren, birleştiren baş örnektir. Onun için selahiyeti hak ve hakikatte karşı bu yekünü yeküne eştir. Baş yücenin bir emriyle hükümet değişir. Gerçekten çok önemli. Yani bir emriyle hükümet değişir. Baş yüce bütün icra vasıtalarını ve bütün şubeleriyle ordunun başıdır. Yani tam bir tek adam rejimi ve bu tek adam rejimini İslam'la meşrulaştıran işte Ulu Hakan diye nitelediği Abdülhamit'in pratiğinin geliştirilmiş ve modern dönem uygulanmış hali karşısındayız. Tipik bir totalitarizm, modern siyaset felsefesi açısından düşünürsek bir kişi belirleyici ve halkın başını böyle İslam'la bağlayan, Türk, eski Türk böyle devlet sisteminin sanki ama eski Türk şey devlet sisteminde aslında kadının devreye girdiği, farklı kabilelerin devreye girdiği, beyliklerin devreye girdiği, aslında eski Türk devlet modelinden de Mussolini bulunamaz. Ya da Mussolini ya da Nazi şeyindeki çıkışı
Kesinlikle. Yani zaten dönemin tüm işte Turancı aydınları için de faşizan lider profili, İslamcı aydın profili de için de geçerli. Ama bu onlara atıf yapmaktan çok Abdülhamit üzerinden giderek şekillendirdiği bir şey. Aslında burada ben Ziya Gökalp de hani Nihal Atsızlar'la kıyaslandığında çok önemli bir ideolog, bir sosyolog. Adeta bir derinliği var yani adamın var. Sosyoloji fakat falan. Fakat Ziya Gökalp'in milliyetçilik eksenli kurguladığı, onun da emir verir, ben onu yaparım diyen bir dizi şiirinde. Evet. Bir ara Ziya Gökalp şeyi de yapalım biz. Çünkü İttihat Terakki ve sonraki Türk milliyetçinin şekillenmesinde çok önemli. Ziya Gökalp'in, toplum mühendisliği öngören Ziya Gökalp'in bir İslamcı versiyonu bu başyücelik. Orijinal değil, özgün değil. Aslında dünyadaki tüm faşist ideologların führerlik, başyücelik, reis, vesaire, işte Duce, keza şey, ama Ziya Gökalp tarafından da aslında Mussolinilerden, Hitlerlerden çok daha önce şekillendirilmiş ve eğer uygunsa Abdülhamit'in uyguladığı pratikte de kendini gösteren bir tipolojisi karşısındayız diye düşünüyorum. Bir şey ekleyebilir miyim? Buyur, hem eleştiriyor tek parti dönemini göya. Şimdi CHP'nin 6 umdesi var ya, 9 umdesi ya da 6 oku. İlk 9 umde. Evet, önce 9 umde. Sonra 6 ok oluyor. Daha sonra 9 umdeyi biz MHP'nin... Bunun da 9 umdesi var. Adları da çok enteresan. Ruhçuluk, ahlakçılık, milliyetçilik, şahsiyetçilik, cemiyetçilik, keyfiyetçilik, nizamcılık, müdahalecilik ve sermayede tahdit. Yani bir anlamda da aslında göğya, yani sermaye karşı gibi görünüyor. Ama sen girişte güzel açıklamıştın. Hiçbir zaman emperyalizmle, kapitalizmle, sömürüyle hiç ağzını açmamıştır yani. En ufak bir cümlesi yok o konuda. Düşün, kah 6. filo, kah NATO'ya giriş, kah sermayeye, kah sendikaların yasaklanması, sömürü en küçük falan, bir şey yok. Ama yani nerede bir özgürlük var? O özgürlüğe karşı kah yazı, kah fiili tam örneğinde gördüğümüz gibi. Sadece işte özgürlük bahsi açılmışken bugün çok gündemleştirilir ve onun neredeyse ne kadar, hatta sen mi söylemiştin Oral Çalışlar'ın "ah keşke daha önce de ne yüce adammış" dedirten Dersim eleştirisi. Evet, Oral Çalışlar aslında, Oral Çalışlar tek örnek değil tabii, iktidara yaklaşan herkesin değil işte mi bir geçmişinde solculuk olan sarkınma falan veya olmayan. Mesela Necip Fazıl'ın Dersim katliamını ele alan yazısını çok sonradan öğrendiğimde onu hayattayken tanıyamadım. Bakar mısın ya? Ne? Yani tanımak için okuman ve şey yapman da yeter. Şimdi ben düşünüyorum hani acaba Oral'ın 10 yıl öncesinde ya birisi ismi Abdülcabbar veya Ahmet böyle bir yazı yazdı. Acaba ne üzerine ne yazılar yazardı? Kesinlikle. O da başka bir yani ilginçlik. Yani o da çünkü niye eleştiriyor? Aslında Dersim, evet, Dersim önemli şeyini, aslında o Dersim'le ilgili söyledikleri o sözler önemli gerçekten. Yani şu cümleleri birisinden okumak, Büyük Doğu'da tefrika etmeye başlıyor. Doğu faciası başlıyor. Mesela diyor ki Dersim hareketinde, o hareket diyor, 50 bin saf ve masum Müslümanın çocuk, genç, ihtiyar, kız, kadın, hasta, alil, ısırgan otu gibi doğranması diyor mesela, çok önemlidir diyor ve enteresan bir şekilde İslamcı Fevzi Çakmak'ı da katıyor işin içine. Böyle bir enteresan yanı var. Celal Bayar'ı da katıyor. Sonra Şubat 1952, daha henüz CHP'de iktidarda, bunu da hakkını yemeyelim, DHP gelmedi henüz. Menemen Fatih lakaplı Mustafa Muğlalı Paşa'nın 1943'te işlediği bir kabahat, suç, katliam var. 33 kurşun Van Özalp'te kaçakçılık gerekçesiyle derdest edip Kürt grubu kurşuna dizmesi, bunu da ortaya çıkarıyor. Ve son olarak da 21'de 1937'de yaşanan, Diyarbakır'da yaşanan Karaköprü şeyi var. Yüzlerce Kürt'ün devlet eliyle yolda kurşuna dizilmesi olayı, Karaköprü olayında anlatınca iktidar, yani CHP buna dur diyor ve hapse giriyor, tutuklanıyor ve dergi kapatılıyor. O sırada, o hapisteyken Demokrat Parti iktidara geliyor ve artık çıktıktan sonra sadece İslami, işte antikomünist ve senin demin anlattığın şeyler yayınlanıyor. Abdülhamit yazıları yayınlanıyor. Yani Oral Çalışlar tek örnek değil çünkü öyle epey örnek var. Şimdi gerçekten cümleyi tek başına bağlamından koparıp okuduğumuzda bu işte son devrin din mazlumları şeyinde. Evet. Şimdi gerçekten
Sonra onu kitaplaştırdı yani 69'da ama Büyük Doğu'da tefrika etmiş oldu. Necip Fazıl'ın cesaretine söyleyecek bir şey yok. Yani bir şeye inanıyorsa veya bir şey onu söylemekten en küçük bir... Ama şimdi bunu nasıl bir bağlamda söylemiş meselesi çok önemli. Çünkü bu sözü söyleyen kişi az önce de okudum. Yani Türk vatanının yalnız Müslüman ve Türklerle meskun yalnız onları yani bir tek tipleştirme şeyi var. Artı Dersim'de öldürülenlerin Alevi ve Kürt olduğunu en küçük bir şekilde anmıyor. Müslümanlar aksine Müslümanlar diye o mıntıkanın bir türlü sulandırılmayan koyu İslami rengi. Oysa tek yani tipçe şeyin tekrarı. Demek ki burada aslında Dersim'in yaşadığı katliamın yanına yüreğini koyma eylemi yok. İktidarı bu vesileyle bir eleştiri hali var. Arkasından devam edelim. Aleviliği Şiiliğin bir parçası olarak görüyor ve Şiiliği delalet mezhebi olarak görüyor. Onlara karşı Müslümanın vazifesinin bak bunların tepelerine topuzlar ve balyozlarla inmek gerekiyor diye şey yapıyor. Yani aslında hem nalına hem mıhına yani. Dersim'de yapılanın bir Dersimlilerin kim olduğu çarpıtılarak iktidara karşı kullanımı. İki Dersimlilerin inancının topuzlar ve balyozlarla tepesine inmesinden söz ediyor. Yine Şiiliğin en azgın fırkası, bölümü, şubesi din ve dünya cahilleri olarak niteliyor Alevileri. Kör ve habersiz bir gelenek yolundan gelen Türk Alevilerin kültür, telkin ve temsil yoluyla fethedilmeleri lazımdır. Bakın yani kültür onları asimile edeceğiz. Temsil asimile zaten. Telkinle onları değiştireceğiz diyerek Bektaşiliği Aleviliğin önemli bir ki bir parçasıyla devletin Osmanlı'nın da bir parçası olmuş olan Bektaşiliği bile küfür olarak nitelendiriyor. Yani aslında Necip Fazıl'ın Dersim'deki ifadesini bu bağlamda okuduğumuzda aslında bir Ebu Suud Efendi'nin zihniyet dünyasıyla karşılaşıyoruz. Yani sadece iktidarda CHP var. Yani belki tek kızdığı şey o. Tek yanlış hikayedeki o. Biz yapsaydık CHP'ye karşı daha cesur, iyi yapardık bilmem o konuda, ne diyor. Evet, çok cesur sözünü kırpmadan ama aslında nasıl bir zihniyet dünyasından seslendiği dolayısıyla hani Oral Çalışlar ve benzerlerinin tanısaydım. Yaptığı hiç de böyle bir durum söz konusu değil. Burada gençliğe hitabesi var 1975 oraya yılında. Gelmeden özür dileyerek 60 bu biliyorsun 60 ihtilali olduğunda o sırada Atatürk'e Hakk'a koruma kanununa muhalefetten içeri girmiş. Demokrat Parti döneminde de biliyorsun son dönemlerde hem Said Nursi hem bu tip adamlara bir mesafe koyma. Çünkü hep Batı'yla da bir flört etme vesaire şeyi var. Bir de kontrol edemediği unsurları sevmiyor yani Celal Bayar ve Menderes. Bunlar böyle fazla şeyli, hormonlu tipler tırnak içinde çok zamandır beni kullanıyorsan bana razı olacaksın. Razı olacaksın. Evet. Ama yani. Onlar ise sadece kullanmak istiyor. Sadece kullanmak istiyor. Bunlar da kendilerine çok büyük roller biçiyorlar. Yani biz size yön veririz havasında ki Yücelik Devleti onun işareti. Bu şeyden çıktıktan sonra işte son posta da yazmaya başlıyor. Yine Demokrat Partili Selim Ragıp Emeç'in gazetesi. Orada polemiklere giriyor. Onlara hiç girmiyor. Bedi Faik'le müthiş böyle hakaretler içeren çok kötü bir dille yazılmış böyle polemik yazıları var. Onları geçiyorum. Bu ondan sonra bir şey var. Yani asker hayranlığı var ama 27 Mayısçılara karşı onları kınıyor, onları şey yapıyor, eleştiriyor göya. O tarihten sonra 64-70 falan Türkiye'de bu o şeylere çıkıyor. Konferanslar falan vermeye başlıyor. O konferanslarda işte o Sakarya şiirleri vesaireler ve 75 yılında şimdi sana sözü bırakıyorum. O şeyde neydi? Gençliğe Hitabe adlı Gençliğe değil hitabe. Mi? Şeyini irad ediyor. Bütünü siyaset, siyasal arada olarak da, parça parça içinden cımbızla çekerek kullandı ama bütününü görmekte fayda var. Gençliğe önerdiği şey dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlik diyor. Kim devam bu? Ediyor. Nereden hatırlıyoruz bu sözleri? Başbakanın ifadesiydi ama içinden cımbızla alınmıştı. Bütünü aktarılmamıştı. Nasıl bir bağlamda söylüyor? Halka değil, Hakk'a inanan,
Yani halk davulcuya kaçabilir, onu da durduracak. Halbuki ilk baş yüceliğin ilk şeyinde çıkışında sen okudun sanki halka dayanıyormuş gibi. Öyle başlıyor. Ama orada da aslında yine de halk, baş yüce halkın başını mesela bağlamak istiklal üzere. İstiklal mahkemelerinin benzeri bir mahkemesi var baş yüceliğin ve bütün o zina, bir sürü ahlaksızlık vesaire vesaire suçlar sayıyor ve hepsinden anında infazını öneriyor. Yani çok katı bir işte hukuk sistemi. Meclisin duvarında hakkın düstur, hakkın, hakimiyet hakkındır. Hakkındır. Halkın değil, düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti inanışta bulan, yani evrensel hukuk nosyonunda insanın haklarına atıf yapan, insan hakları bildirgesinde değil. Halis hürriyeti hakka kölelikte bilen, dolayısıyla hürriyet kelimesinin, özgürlük kelimesinin de iyidiş edildiği bir yaklaşım söz konusu. Devam ediyor. Mesela emekçilere dair, emekçiye benim sana acıdığım ve seni koruduğum kadar sen kendini acıyamaz, kendini koruyamazsın diyor. Ama sen de zulüm gördüğün iddiasıyla kendi kendine hakkı ezmekte ve en zalim patronlardan daha zalim istismarcılara yakanı kaptırmaktan başı boş bırakılamazsın diye onu hizaya sokmaya çalışıyor. Yani burada aslında totaliter bir ideolojinin bütün öğeleri var. Halk sadece kayıtsız şartsız baş yüceye veya işte hakka atfedilen ve yorumu tamamen baş yüceye bırakılan şeye boyun eğmek zorunda bırakılıyor. Bu, şimdi bu okunduğu gün Milli Gençlik Gecesi 25 Nisan 1975'te Taner Timur'a göre bu konuşmada Türkiye tarihini 4 dönemde incelemiş ve Cumhuriyet dönemini işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle ve madde planında kurtarıldıktan sonra ebediyen helaka mahkum kılan bir rejim olarak tanımlamış. Şimdi hatırlıyorsun ilk bölümde neler anlattık? Atatürk övgüsü, işte yobazlık, kınaması, softalık vesaire. Ondan sonra 43'e kadar Atatürk gelecek, dirilecek, mareşal olarak huzurumuza çıkacak diyor. Ama burada bu şeyde 75'te artık bir çöküş ve şey ideolojisi olarak tanımlıyor ki bu toplantıya katılanlar arasında Erbakan, Abdullah Gül ve Erdoğan. O zaman da Göya Sakarya'nın destanlı şiirini de okumuş orada bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani o gece çok önemli bir buluşma şeyi, ne diyeyim, bir şahlanış gecesi anladığım kadarıyla tırnak aslında, içinde olmuş. Aslında genel olarak Türk-İslam sentezi, İslamcı damardan gelenlerin de, Türkçü damardan gelenlerin de, işte METTB'den söz ediyoruz. NATO'yla en küçük bir sorun yaşamamış, NATO karşıtlarına saldıran bir organizasyon ve bu organizasyonun da aslında çok masum, çok kendiliğinden aşağıdan yukarı gelişen bir organizasyon olmadığını METTB'nin tarihinden biliyoruz. Şimdi bütün bu şeylik içinde aslında anımsamak lazım. Özellikle Necip Fazıl'a atıf yapan basın, siyasetçi profilinde yoğun bir darbe karşıtlığı söylemi var. Acaba Necip Fazıl gerçekten darbeler karşısında nasıl pozisyon takılmış diye anımsadığımızda ben iki örnek buldum. Başka örnek de ben olursa de, sen şey yaparsın. Bir tanesi 1960 aslında bir anlık bir yanılgı dönemi. 27 Mayıs 60 darbesini Menderes'in yaptığını zannederek Menderes'in muhalifleri, çünkü o da Menderes'e daha katı, daha kararlı davranması doğrusunda önerileri var. Dolayısıyla bunun böyle bir şey olduğunu zannedip destekliyor. Fakat çok kısa bir zaman sonra sevincinin uçtuğunu belirterek durmuş yapıyor. Ama 12 Eylül'de yani bu toprakların, bu coğrafyanın NATO'culuğu, halk düşmanlığı açısından artık en pervasız örneği, toplumun kimyasını bozan 12 Eylül darbesi karşısında bakın ne diyor? Diyor? Bu hareket olmasaydı yıl değil, ay değil, belki hafta ve gün hesabıyla Türkiye'nin çöküşü gerçekleşebilirdi. Evet. 12 Eylül 1980 hareketi milli ihtiyaca tam uygun bir imdat davranışı olarak olmak istidadındadır. Hükümetten ziyade onu meflüç kılan partilere ve fesat ocağına döndürdükleri meclise yönelik bir davranış
diye niteleniyor. Hedefi de bölücülük, komünizm ve din nikabı altında. Dolayısıyla gayet tabii olarak devlet ve cumhuriyeti koruma ve kollama atılışı. Bir iç darbe değil, iç şahlanıştır. İsyan değil, ıslahtır. Diyarbakır'da şeriatın kestiği parmak acımaz diyen devlet başkanı Kenan Evren'den söz ediyoruz. Şeriatı hak ve hakikat manası dışında kullanmış olmayacağına ve ayrıca anarşiyi kökünden temizlemedikçe gitmeyeceğiz dediğine göre gerçek Müslümana düşen vazife ona şöyle cevap vermektir. Dediklerinizi yapın da başımızdan hiçbir an eksik olmayın. Ben de almışım aynı alıntıyı. Şurada bir cümle daha var, onu da okuyayım. Diyor ki bak, o da tamamlayacak sonra yorumla. 27 Mayıs 60 hareketi millete rağmen iken 12 Eylül darbesi ancak millet için formüle edilebilir. Buyur yani, bu kadar çarpıtma var yani, millet içinmiş. Bu hikaye. Yani şimdi oturup bence bütün Necip Fazıl'ı idolleştiren, başta İslamcı camia olmak üzere mutlaka ciddi bir muhasebe yapmak zorunda. Gerçekten Necip Fazıl'ın burada açıkça itiraf ettiği, açıkça savunduğu, cevval bir şekilde gerekçelendirdiği şekilde aslında darbecilerin, Kenan Evren'in yapmak istediği bir Türkiye yemi istiyorsunuz. Evet. Aslında darbecilerle aranızdaki farklılık bu kadar flu ve pekala halka baskı uygulama ekseninde bir araya gelmeniz bu kadar kolay mı? Yoksa gerçekten darbeye karşı mısınız? Gerçekten darbe demek halkın hak ve özgürlüklerini seçme, belirleme, değiştirme, bilgilenme, denetleme haklarını ortadan kaldırmak konusunda gerçekten samimi misiniz? Şimdi bu sorunun cevabı aslında dönüp baş yücelik devletini sorgulamayı, bu görüşün derinleştirmesi, gerçekten ahlak ve samimiyet konusunda sınanmayı, bu görüşün derinleştirmeyi dönüp yeniden Abdülhamit'i, Mehmet Akif gibi İslamcılığı, temizliği, ahlakı sorgulanamaz bir kişi gibi mi, yoksa çıkar benim için her şeyi mübahtır diyen bir başka dini aslında kendisine sadece bir iktidar aracı, istismar aracı olarak kullanmak. Evet. Dolayısıyla buradan dönüp bence bu tartışma üzerinden derinleşmek lazım. Sen ne eklersin? Kaç dakikamız kaldı bilmiyorum ama. Ne kadar? 5 dakikamız var. 5 dakikamız kaldı, tamam. Fazla da bir şey zaten söylemeyeceğim. Evet. Burada aslında baş yücelik devleti modeli dikkat edersen bugün inşa edilmeye çalışılan model bence. Yani bu başlıklar böyle mefkurecilik, yok memlecilik falan, o kısmı çerçöp sayılıp kenara itilmiş ama esası yani tepede her şeye hakim, kadiri mutlak bir yönetici var. Mahkemeler, şunlar bunlar en acımasız bir şekilde topluma şey veriyor, şekil veriyor, onu yoğuruyor ve halk adına ya da gerek yok artık, hak adına diye adını koyup yani adeta kutsal bir şahsiyetin aslında kuralsız bir rejim. Aynen öyle. Çünkü kuralsız kim öteki kişinin dünyada hesap vereceğiz. Evet. Dikkat edersen bugün öyle diyor yöneticiler. Evet. Biz diyorlar Allah'a vereceğiz hesabımızı. Bu ne demektir? Bütün bir insanlık tarihinin edindiği bütün kazanımları yani kutsal bir figürden onun yeryüzündeki temsilcilerini ondan da ayrışarak gerçekten toplumun seçtiği kişilere sorumluluğunu, değil mi? Esası bütün bu insan hakları tarihi budur. Yani o kutsal figüre bir şey diyemeyeceğin için denetlenmesi, yargılanması, görevden alınması, rejimin düzeltilmesi, sınırlarının belirmesidir. Bütün bu insanlık tarihinin kazanımlarını çöpe atarak bu soyut ve mistik şey ve hiçbir dediğin gibi faşist ülkeler dışında hiçbir yerde de uygulanmaya teşebbüs dahi edilmiş veya, modeli uygulamaya veya çalışıyor. Veya eski geleneksel işte papalıkta gördüğümüz Şeyhülislamlıklarda halife rejimlerinde belki gördüğümüz. Hı-hı. Yani şeyi tekrarlayalım. Baş yücenin bir emriyle hükümet değişir. Hı-hı. Baş yüce bütün icra, bütün uygulama, yürütme vasıtalarının ve bütün şubeleriyle ordunun da başıdır. Yani yetkisini Tanrı'dan almıştır. Zaten hemen arkasında egemenlik kayıtsız şartsız hakkındır yazacak. Toplumu işte halkı kontrol edecek, başını bağlayacak. Böyle bir rejim tasavvurunun ideologu olarak Necip Fazıl'ın bugünkü mevcut önemi önemsenmesi gerekiyor. Adına işte
kültür merkezleri açılması, referans kabul edilmesi, en muteber ödüllerin onun adına verilmesi, üstelik bunu yaparken ailesinin ve adına kurulmuş vakfın da hilafına onun mahkemede çıkarttığı kararların bile ifali pahasına yürütülen bir şey. Çünkü baş yücelik hiçbir şekilde hesap sorulamaz bir rejim modeli. Rejim modeli aslında. Evet. Ve bu askeriye şeyi hayranlığı mesela şeyde yazmış onu 62'de galiba Bedivfer. Ben diyor ilk terbiyesini askeri mektepten almış militarist bir insanım. Tek kelimeyle orducuyum ve hayalimde mefkureleştirdiğim kurmay subay seciyesine aşıkım. O kadar aşıkım ki 27 Mayıs hareketinin bir neşter gibi deldiği ahlak buhranımızın en keskin tezahür falan filan. Bak düşmanın senin için ne diyor deyip ondan sonra Bedi Faik'e ağır köpek falan filan geçen şeyler yapıyor. Ve bunun üzerine Harp Akademisi öğrencileri galeyana geliyor ve son postaya yürüyorlar. Akademi komutanlarının ricasıyla Bedi Faik yazısını çekiyor ve böyle yatışıyor. Ki bunun şeye bağlayacağım Kadir Mısıroğlu'nun biraz önce tekrarladığım şu lafına. Amellerinde kusursuz olsaydı Müslüman kitleyi vakitsiz kıyam ettirebilir ve bir faciaya sebep olabilirdi. O derece gözü kara ve söz vadisinde kaldığı müddetçe öylesine sihirli bir kudrete sahip olan üstad çok hevesli olduğu aksiyona işte bu zaafları sebebiyle ulaşamıyordu. Yalnız dikkatini çekerim Kadir Mısıroğlu da vakitsiz kıyama. Bunların hepsinin hani bugün herkesi terör, kalkışma, isyanla suçluyorlar ya aslında kendi söylemleri hem şeyin söylemi Mısıroğlu'nun hem Said Nursi'nin hem Necip Fazıl'ın söyleminde sürekli bir kalkışma, isyan şeyi var ve bunu hak adına bilmem ne adına diye kamufle ederek sonuçta ideolojik bir şeye sokuyorlar, kılıfa sokuyorlar. Ve bugünkü şeyimizde söyleyiver rejimimizin de en önemli arka planını oluşturan bir şey oluyor bu. Önemli alıntısı atlamayayım. Babi Ali de diyor ki artık dönüşmüş, kararlılık kazanmış İslamcı niteliğiyle mevcut cemiyeti taş üstünde taş bırakmamacasına yıkıp yerle bir ederek onun yerine yeni ve bütün bir cemiyet inşa etme misyonu olarak kendisini tanımlıyor. Şimdi sen Arvasi'den işte tanışmasını ve dönüşümünün hikayesini anlatınca arada da sohbet ettik, yineleyelim. Söz konusu bu dönüşümün üzerinden 10 yıl geçtiği halde hala aslında Kemalist yazım tarzı. Dolayısıyla bu Arvasi üzerinden üretilmiş olan anlatı daha sonra kendi resmi tarihi, kendi tarihinin istenildiği gibi takipçileri tarafından bilinmesine yönelik bir tarih çarpıtıcılığı. Yani ondan etkilenmiş diyorlar. 34'te tanışmış, 43'te ölmüş Arvasi. Evet, ve kendisi 43'te hala Kemalist. Kemalist nereden etkilendi ve ne zaman etkilendi o zaman? Dolayısıyla değil mi? Aslında, inşa aslında burada da bir inşa edilmiş bir tarih var. Dolayısıyla oturup Necip Fazıl'ın kendi kaleminden kendisini okumaktansa kendisini bütün bir tarih süreci içinde ve kendi dışındaki diğer faktörlerle birlikte okumak. Öteki tarihini öteki tarihini okumak lazım. Bizim burada yapmaya çalıştığımız da bu. Elden geldiğince değil hep olgulara sadakatle bunu yapmaya çalıştık. Fakat en önemlisi son sözlerimiz olarak ben kendi adıma şunu belirtelim. Necip Fazıl Kısaküre'yi bir ideolog modeline oturtturduğumuz ve ona inananların sayısının arttığı oranda memleketin halkına, ülkenin demokratikleşmesine, laikleşmesine, örgütlü ve haklarını talep eden bir toplum olma imkanından uzaklaşmış olacağız. Tam tersine yeniden anayasasız, anayasaların istendiği gibi keyfi olarak yönetildiği, tek adamların istediği her şeyi yapabildiği, memleketi savaşa sokmak dahil olmak üzere her şeye kendilerinin karar verebildikleri bir rejime geçmiş oluruz. Bu da zannediyorum ki 2018 yılında bu memlekete, bu halka
büyük yazık etmenin ta kendisi olacaktır olur. Diye. 2019 diyelim. Evet, çünkü 18'i bitirdik. Yani Necip Fazıl'ın toprakların tarihine geri göndermek gerekiyor. Anladım, haklısın. Ama anladığım kadarıyla bu star ödül şeyiyle her sene bir Necip Fazıl tartışması olumlu ya da olumsuz anlamda yapılsın diye konmuş herhalde bu ödüller. Evet, evet. Bu demek ki önümüzdeki yıllarda konuya bir başka vesileyle tekrar değinme ihtimalini arttırıyor. Arkadaşlar son bir kez şeyi göstersinler. Necip Fazıl Vakfı'nın Necip Fazıl ödülleri verenlerin afişini dair bu bir korsandır. Gerçekten de hukuken öyledir. Evet, yani, vakfın hiçbir yani, temsilcisi yok. Evet, karar yok. Vermiyor. O aradaki polemik bile bizim hukuka ne kadar çok ihtiyaç olduğumuzun açık göstergesi. Gerek Necip Fazıl Vakfı'nın hukuka olan ihtiyacını, gerek bütün bir Türkiye'nin hukuka olan ihtiyacını bize gösteriyor. Değerli Artı Televizyon izleyicileri, zamanımız yettiği oranda Türk sağının İslamcı ve diğer Türkçü kanatlarının idolü Necip Fazıl portresini aydınlatmaya çalıştık. Umarım önemli bir eksiklik bırakmamışızdır. Bir sonraki hafta bir başka konuda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.